Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce gerçekten sizlere çok güzel, çok değişik ve çok harika bir uygulamadan bahsedeceğim. Gerçekten bu semester'da ve ilerleyen zamanlarda sizi çok güzel bir şeyden kurtaracak bir uygulamadan bahsedeceğim arkadaşlar. Açıklama kısmında linki var. Oradan indirin. Bakın herkes indirsin. Herkesin işine yarayacak bir uygulama arkadaşlar. Bu uygulama ne yapıyor arkadaşlar? Siz bakkala gitmeden oradan siparişinizi veriyorsunuz ve evinize geliyor. Mesela arkadaşlarınızla evde oturuyorsunuz ve kimsenin canı bakkala gitmek istemiyor. Direkt arkadaşlar uygulamaya giriyorsunuz. Bakkaldan ne istiyorsanız oraya giriyorsunuz. Kapıda ödeme sistemi de var arkadaşlar. Geliyor ve kapıda ödemenizi yapıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Bu arada ilk 1000 kişiye, yani ilk buradan sipariş eden 1000 kişiye, uygulama daha yeni ve çok kaliteli bir uygulama arkadaşlar. Yani ilk sipariş eden 1000 kişiye 25 TL'lik, yani ilk 25 TL ve üzeri sipariş eden 1000 kişiye 5 TL'lik bir indirim var. Gerçekten çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Ve diyelim arkadaşlar mesela anneniz falan sizden bir şey istedi. Mesela siz çok yorgunsunuz, gitmek istemiyorsunuz. Direkt buradan giriyorsunuz, evinize geliyor ve kapıda ödeme yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Her yerle uyumlu değil tabii. Mesela ben adada yaşıyorum, adada yok. Ama mesela adada çok istek gelirse, programda istek diye bir şey var. İstek gelirse gönderiyorlar. Ama böyle çok bilindik yerlerde büyük bir ihtimal program çalışıyordur. Çalışmıyorsa bile arkadaşlar orada yaşayan arkadaşlarınız da indirsin uygulamayı benim açıklama kısmındaki linkten. Ve şu şekilde bir şey var. Kesinlikle reklam amaçlı bir şey değil. Abim yazılımcı olduğu için çok fazla teklif alıyorum mesela YouTube kanalımı tanıt falan diye. Ama içeriğine bakıyorum. Mesela kötü, böyle uygulama tanıt diyen olmadı ama hani YouTube kanalı falan tanıt diyen oldu. Ama içeriğine bakıyorum kötü mesela. Para karşılığı bile kabul etmediğim oldu. Gerçekten oldu arkadaşlar. Ama bunu gerçekten hiç para talep etmeden direkt yapıyorum. Çünkü gerçekten çok işinize yarayacak. Ben Büyükada'da yaşadığım için çok işime yarayamıyor. Talep ettim arkadaşlar. Belki Büyükada'ya da gelebilir. Ama arkadaşlar siz hemen indirin açıklama kısmından. Haydi bakalım o zaman videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber o efsane, o çok sevdiğiniz ve sürekli yorumlarda belirttiğiniz çarkı çevir, çıkanı yap challenge yapacağız arkadaşlar. Ama bugünkü challenge'lar gerçekten çok daha zor. Ve bir tane challenge var ki abi efsane bir zor. Gerçekten efsane zor. O inşallah çıkmaz. Ben onu hani videonun başlığına falan koymak için yazdım. Çıkarsa gerçekten büyük sıkıntılar yaşayacağız. Haydi arkadaşlar lütfen bu videoyu sizlerden deli bir like bekliyorum. Gerçekten bu videoyu sizlerden tam 5000'den fazla like bekliyorum. Herkes bu videoya like atsın ve hala kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese söylüyorum, ey sana da söylüyorum. Bak ben abone olursam ne olacak ki deme. Bir kişi bir kişidir, gerçekten damlaya damlaya göl olur. Herkes abone olsun arkadaşlar. Ve 100.000 abone olun da emin adımlarla ilerliyoruz. Yeniyseniz dediğim gibi hoş geldiniz diyorum. Abone olun ve has sayfadakilere de buradan selam. Öylesine izleyenlere de selam. Herkes bir like atarsa sevinirim dediğim gibi. Ve arkadaşlar haydi bakalım başlıyoruz. Şimdi takımın bu şekilde gördüğünüz gibi challenge'larımız arasında bir daha çevir var. İzleyiciler like atsın var. İzleyiciler abone olsun var. En kötü kaleci ile karşı atak gir var. Artı 79 hızlı sat var. 2 tane artı 79 hızlı sat var. Bakın bu çok kötü. 5 tane 35.000 coins'lik paket aç var. İstediğim paketten 2 tane aç var. İşte diğer challenge'ı hiç okumayalım arkadaşlar. Okumuşsunuzdur zaten. Ne diyor? Artı 90 team of the year elde et. Edemezsen nokta 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 noktayı da zaten çıkarsa göreceğiz. Gerçekten çok sıkıntı bir challenge. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi hemen click to spin diyoruz ve çarkı çevirmeye başlıyoruz. Bakalım. Bir daha çevir geldi. Abi şansı bak. Bunu ben öylesine koydum. Geldi. Neyse bakalım şimdi ne geliyor. İzleyiciler like atsın geldi arkadaşlar. Hemen like atın, bir gel, bir daha gelirse direkt geçeceğim. Hatta buraları keserim. İzleyiciler like atsın geldi, hemen bir like'larınızı atın. Vardı izleyiciler dislike atsın falan yok. O yüzden bir hile var burada ama olsun. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bizi çok zarara sokacak bir şey geldi. Ama en zor challenge'ımız tabii ki bu değil. Ama elimizde çok az coins olduğu için bu bile sıkıntı. 5 tane 35.000'lik paket aç diyor arkadaşlar. Ve 5 tane 35.000 coins'lik paket açmak zorundayız. Açmazsak olmaz arkadaşlar. Şimdi o yüzden 5 tane 35.000 coinslik paket açacağız. Ama nerede o öne çıkan paketlerde mi? Nerede onlar? Paketlerdedir. Aynen. Bir de şu öne çıkanlarda şunlar nasıl, ne durumda? Onlara bir bakacağım. 8 tane var. Bunlar abi harcıyor galiba. Ben harcama videoda açarım diyorum ama bunlar harcanıyor arkadaşlar. Gerçekten moralim bozuluyor. Şimdi arkadaşlar paketlere geldik. Ve 35.000'lik paket açacağız. 35.000'lik paket nerede? Burada. 5 tane bundan açmak zorundayız. Haydi bakalım ilk paketimizi açıyoruz. Belki bir tane elit çıkar da zararımız karşılanır ama %90 zarar oluyor arkadaşlar. Bunlar Wright, Gibson ve Mark çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 70'lik ara sıra 2 tane altın çıkıyor. Böyle ortada bir tane 75 oluyor, sonra diğeri de 70 falan geliyor. Ama elit çıkaranlar aşırı şanslısınız. Gerçekten hani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tamam çok büyük bir kar elde etmiyorsunuz elit çıkardığınız zaman. Tamam paketleri karşılıyor, açtığınız bunca zaman böyle bayağı bir paket karşılıyor. 10 paket falan karşılıyor galiba.
Ama size ciddi söylüyorum abi, elit çıkarmak bu paketten ben hiç çıkartamadım. Ama bayağı bir az açmadım. Yani toplamda 5-6 milyon coinlik bundan açmışımdır ben. Gerçekten çıkmıyor arkadaşlar ve hani çıkartanlar da böyle kendilerini şanslı olduğuna inandırsınlar. Artık söylüyorum, çok şanslısınız. Böyle çok az kişiye çıkar çünkü. Ve sürekli böyle bu paketten toplamda 3 tane falan çıkaranlar varsa onlar çok daha fazla şanslı. 3. paketimizi açıyoruz. Byron, Asiri ve Gentner çıktı. Haydi bakalım arkadaşlar. 35 bin coinlik paketi açıyoruz. Ve bakalım. Haydi bakalım ne geliyor. Makombe, Jarl ve Guerrero geldi. Hemen son paketimizi açıyoruz. Hadi son paketten belki bir elit çıkar. Elit değil de bir 75 çıksın. Tamam, çok büyük zarar yine de ama elit 75'lik çıksın, yok o da çıkmadı. Evet arkadaşlar, büyük zararımızı ettiğimize göre hemen bir diğer 4. challenge galiba geçebiliriz. Bu arada challenge sayısı yok, kafama göre yapacağım. İstediğim paketten 2 tane aç dedi. Zarar ettirmeye devam ediyor. İstediğim bir tane paketten 2 tane açacağım. Beceri geliştiricimiz eksik. Bizim beceri geliştiricilerinden açalım arkadaşlar. 2 tane, 8 tane beceri geliştiricimiz elimizde bulunsun. Hemen şöyle açalım. Geçelim. Hemen bir paket daha açalım. Beceri geliştiricisi paketi. Hem en ucuz paket arkadaşlar, hem en mantıklı paket bunlar. Evet, bunu da açtığımıza göre hemen istediğim paketten 2 tane aç challenge'ını değiştirelim. Bakalım ne geliyor. Öleceğim. Arkadaşlar hesap sadece benim değil biliyorsunuz. Ben bu gelmez diye düşünüyordum. Ama geldi. Yani hesapta bir sürü oyuncu var aslında. Umarım kızılmaz bana. Kızmaz umarım. Arkadaşlar sizler için yapmak zorundayım. Bunu yazdık challenge'a, bir kere yapmak zorundayız. Abi umarım ölmeyiz ya. Gerçekten umarım ölmeyiz. Çok büyük sıkıntı olacak. Şu hesap benden gidebilir arkadaşlar. Söyleyeyim size şu anda. Hesap benden gidebilir. Bakın. Şöyle de göstereyim kendim yaptığıma dair kanıt olarak. Kendi elimle, hatta şuradan basalım da şimdi ben bunu nasıl ayarlayacağım. Bak, tümünü sıfırlaya bastım. Elimi koyayım, öyle göstereyim size. Zaten görüyorsunuz ama yani yine de tam kanıtlı olsun. Şu Ö göndere basılı kaldı elim zaten. Bakın bastım. Evet, gitti. Hemen bir diğerini yapayım. Zaten hesapta olduğumu artık anladınız. Şimdi MF belki lazım olabilir. O yüzden Lingard'ı direkt koyuyorum. 2 tane 79'luk oyuncuyu 101 coins ne? Hızlı sat fiyatı bile bu kadar düşük değildir bunun. 101 coins nedir ya? Şimdi bir de bir tane daha çıkabilir. Belki bir daha 2 tane çıkabilir. Ben bunları hiç düşünmedim ya. Gerçekten düşünmedim. 2 tane niye yazdım? Orada bir tane duruyordu ne güzel. Bak, gaza geldim, ikinciyi yazdım. İşte. Keşke yazmasaydım. Basıyorum. Abi yok artık. Ama yok artık, bu ne ya? Bu şaka mı? Artı 90 Team of the Year elde et. Edemezsen camdan atla diyor. Şimdi elde edeceğim. Camdan tabii ki atlamayacağım. Burada benim bir sürü oyuncum var. Bunları satarak elde edeceğim. İlk olarak en ucuz Team of the Year'ı bir öğrenmek istiyorum. Ha, bu arada ilk 11'e de gerek yok. O yüzden çok da büyük sıkıntımız var mı? Var tabii ki. Ama ben bir en ucuz Team of the Year'ı bir öğrenmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Kroos var, bir de Godin var. İkisi de 10 milyon coins gözüküyor ama hadi daha ucuza buluruz herhalde. Hatta Buffon. Buffon en ucuzudur büyük ihtimal arkadaşlar, değil mi? Şöyle bir 5, 4,5 milyon yazalım bakalım. Bu arada 4,5 milyon yapmam da benim bayağı bir uzun sürer şimdi yani. Kroos var daha ucuza. 4,2 milyona Kroos var arkadaşlar. O zaman Kroos için para kazanmamız gerekiyor. Arkadaşlar şimdi elimizde bizim Griezmann'ımız var. Griezmann'ı satabiliriz. Griezmann ne kadarmış? Griezmann neydi? Sol forvet miydi? Yok ya, Griezmann neydi ya? Bak unuttum şimdi. Sol forvet hariç her şey olabilir. Griezmann yok mu? Ha, santraformuş. Allah Allah, unutmuşum santrafor olduğunu. Dur. Ne kadar? 2 milyon. Arkadaşlar şimdi Griezmann'ı satıp bir de yine de elde edememek gerçekten çok büyük sıkıntı ve Kroos da önemsiz bir oyuncu olduğu için gerekmiyor. Şimdi turnuva etkinliğine bakacağım. Turnuva etkinliğinde böyle arkadaşlar, gerçekten kusura bakmayın, artı 90 Totti'yi ben orada gaza girip yazdım. Artı 90 Totti olmasa bile turnuva etkinliğinde bir tane 82 artı bir tane vardı. Umarım arkadaşlar onu kabul ediyorsunuzdur. Belki oradan artı 90 da çıkartabiliriz. Tabii imkansız ama
Hani vardı bir tane orada 82 artı. Onu da açacaktık bir videoda ama ben bu videoda açmayacaktım. Hani lütfen kusura bakmayın arkadaşlar ama onu açmam gerekiyor. Çünkü gerçekten bakın yanlışlıkla yılın takımına girdim. Hemen şu yılın takımından bir çıkalım. Turnuva etkinliğinde vardı arkadaşlar bir tane. Artı 90 değil de böyle artı 82 vardı. Hani abi söyledi bana ben bir tane elde ettim senin için dedi ama. Hani nerede abi Team of the Year? Hani nerede? Abi Team of the Year vardı burada. Aha orada yete oyun. Bunu diyormuş. Abi yok. Abi yok artık. Abi yemin ederim var ya nasıl sinirlenmişim. Böyle videoyu çek. Çünkü bu videoyu silmek zorunda kalacaktım. Ya da camdan atlamak zorunda kalacaktım. Camdan atlayamayacağıma göre videoyu silmek zorunda kalacaktım. Ya da size bir bahane bir uydurmam gerekecekti. YT forvet adayları nerede? Bunlar. Abi yemin ederim var ya öyle bir korktum ki. Ben dedi ki ben bir tane senin için Team of the Year ayarladım dedi. Onu bir video çekersin dedi. Ben de onu bekletiyordum. Çünkü bunların da 48 saati var. 46 saati var arkadaşlar ama buymuş. Bir de bana 82 artı da yazmıştı. Allah Allah ben gerçekten çok şaşırdım şu anda. İlk 11 mi garantili bilmiyorum. Evet arkadaşlar açacağım şimdi paketi ve çok heyecanlıyım. Çok mutlu oldum. Umarım bu vardı. Bir iki kere daha çevireceğim. Hatta 3 kere daha çevirelim. Bir daha bu çıkarsa camdan atlıyorum arkadaşlar. Ya da çıkan oyuncuyu hızlı mı satsak ne yapsak öyle bir şeyler. Bir şeyler yapabilirim arkadaşlar ama bir daha çıkarsa gerçekten yapacağım. Şu an çok mutlu oldum ama arkadaşlar Team of the Year garantili paket açılımı yapacaktım. Ona özel bu video oldu o. Çok güzel bir like patlaması bekliyorum. 5000 istemiştim ya 10.000 istiyorum. Her izleyen like atsın lütfen. Haydi bakalım. 45 tane abi o 45'i gördüm ya. Çok sevindim ve De Gea geldi. Abi yok artık ya. Sen şaka mısın? Abi yemin ederim konuşuyorduk. Bakın size yemin ediyorum arkadaşlar. Benim samimiyetime güveniyorsanız. Team of the Year ne çıkartacağımızı konuşuyorduk. Hani elimizde 50 etsek en iyi ne isteriz? Abi dedi ki yemin ederim size De Gea veya Bonucci dedi. Gerçekten söylüyorum bunu. Tüm samimiyetime inananlar için söylüyorum. Bana dedi ki De Gea veya Bonucci. Ben de dedim ki Messi daha iyi değil mi dedim. Yok dedi De Gea veya Bonucci dedi. Tabii ki Messi daha iyi olur ama gerçekten De Gea veya Bonucci istiyordu. De Gea şu anda var ya aşırı ötesi sevindim. Yani gerçekten değeri var mı bilmiyorum. Pazarda var mı bilmiyorum. Oyunun en yüksek kalecisi ve De Gea veya Bonucci'den sonra De Gea'yı çıkarmam. Arkadaşlar size yemin ediyorum konuşuldu bu. Bakın gerçekten konuşuldu. Hemen değiştir bu fonu tabii ki. Bu fonu ben çok seviyordum aslında. De Gea'ya ne gerek var bilmiyorum ama. De Gea'yı koydum kadroya. Büyük bir ihtimal buna boost basarız bugün olmasa bile. Ama bir bakalım bu fonun ne kadar boostu var. 872.000 var. Sonra başka ne basabiliriz? Başka daha yılın takımı basabiliriz bir tane. Bir artı bassak ne olur? Çok fazla bir şey gitmiyor. Hem de 1.5 milyon coin ise 102 gen De Gea'mız olabiliyor. Arkadaşlar gerçekten efsane. 100 gen Team of the Year çıkardık. Gerçekten muazzam oldu. Kaleci uçma falan muazzam özellikleri var zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Gerçekten çok sevinecek. O abinin mutluluğu için de like'larınızı esirgemeyin. Bu video gerçekten çok şanslı oldu. Ama böyle bir simülasyon falan olmadı galiba. Direkt açıldı. O birazcık değişik geldi. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak gerçekten muazzam bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım gidin o videolardan birine. Haydi bakalım arkadaşlar. Evet gittiniz. Gitmediyseniz de helal olsun size. Burada hala izliyorsanız like atmadıysanız ayıp edersiniz. Hoşçakalın sizleri seviyorum. Ve bye bye.